Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine tekrar bir videoyla beraberiz. Neyse, lafı fazla uzatmadan videonun konusuna geçelim. Videonun başlığı ne olacak bir fikrim yok ama her neyse. İlk defa üniversiteye gidecek olanlar için, yurda, aparta ya da eve çıkacak olanlar için yani alınacaklar ya da ihtiyaç listesi hazırladım diyebilirim. Yani hepsini bir araya topladım. Tekrar tekrar onlardan bahsedeceğim. Size o sene içinde ne gerekli olur? Yani temel demirbaş şeyler daha çok. Biraz da belki keyfi şeyler olabilir. Hatırlamıyorum ne yazdığımı. Bu aslında daha çok kızlar için bir video olacak. Çünkü erkek ihtiyaçlarını pek fazla düşünmedim ama aklıma gelen olduğu zaman söyleyeceğim. Bazı ihtiyaçlar da ortak zaten. O yüzden bence her iki cinsiyete de hitap eden bir video olabilir. Tamam, şimdi başlayalım. Öncelikle saç kurutma makinesi. Bu aslında eğer yurtta kalıyorsanız belki yurda göre değişebilir ama mevcut olabilecek bir elektrikli alet olabilir. Ama değilse de saç kurutma makinesi önemli bir ayrıntı. Ya, bence açıkçası da bu büyük boy falan almaya gerek yok. Küçük seyahat boyu saç kurutmalar işinizi görür diye düşünüyorum. Tabii saçlarınız çok fazla değilse. Bir diğeri de kızlar için düzleştirici, maşa tarzı şeyler. Bunlar önemli, biliyorsunuz ki kızlar hayatımızda. Çünkü yataktan kalktığımızda prenses gibi uyanmıyoruz. Yani kimse uyanmıyordur herhalde. Bir diğeri yine kızlar için epilasyon aleti. Yani bence yurtta en pratik olabilecek cihaz bu konuda epilasyon aleti olur. Ya da tüy dökücü krem olabilir. Erkekler için de sakallarını tıraş etmek için işte jilet, ne deniyor onlara? Jilet deniyor. Ustura kullanmıyorsunuzdur herhalde. Bir diğeri de onun bir makinesi var ya, tıraş aleti makinesi. Belki bunların isimleri vardır, hatırlamıyorum. Erkekler için de onlar. Onun dışında bornoz. Bornoz da tabii ki de temel bir ihtiyaç. Bir de havlu. İşte bu el havlusu olabilir, yüz havlusu olabilir. Bunları ayırabilirsiniz. İşte yani ne bileyim, yüz havlusu biraz daha küçük bir şey olabilir. Bu şekilde ayırıp alabilirsiniz. Toz bezi gerçekten önemli. Yani toz bezi niyetine hani bir şey de dökülebilir. Onları silmek için de gerçekten önemli. Bir diğeri de şimdi kalacağınız yer ev olabilir, yurt olabilir, apart olabilir. Ama ben yurt ve apart kısmını daha çok baz aldım sanırım. Yani yurtta bilmiyorum, bir mutfağınız olur mu sanmıyorum pek. Belki ortak bir kullanım alanı olabilir ama işte apartta yani sonuçta bir ev ve mutfağı falan var. Onun için tabak, çanak, işte çatal, bıçak, kase, saklama kabı olabilir, bu tarz şeyler. Sürahi mesela su için önemli. Bu tarz mutfak aletleri ya da mesela kettle bence çok önemli. Kettle neyse olursa olsun bir priz yeterli kettle için. Özellikle kahve manyoysanız ben bir kettle kesinlikle alıp getireceğim. Çünkü her zaman sıcak suyu nereden bulacaksınız? Gecenin atıyorum ikisinde sınavınız var ve çalışmanız gerekiyor. Kantinimsi ya da işte ortak kullanım alanları belki o saatte kapalı yani. Kettle önemli. Kıyafetler için yazmışım. Mesela organizer yazmışım. İşte iç çamaşırlarınız, çoraplarınız. Bunları hani ayrı ayrı daha düzenli bir şekilde olsun diye organizer kullanabilirsiniz bence. Böyle kapaklı kutular var. İçi Teddy'de görmüştüm. İçinde böyle bölmeleri var. Bence oraya hani çoraplar ve iç çamaşırları güzel bir şekilde sığar diye düşünüyorum. Onun dışında yazmışım, diş fırçalık yazmışım. Yani ilk gittiğinizde muhtemelen orada hani olmayacak, böyle diş fırçası koyabileceğiniz şeyler olmayacak. Yani sonra alabilirsiniz ama ilk yani ilk hafta, ilk günler için böyle hani açılır kapanır diş fırçalıklar var ya, onlar olabilir bence, iyi olur. Nerede kalmıştık? Terlikten bahsedeceğim. Terlik bence çok önemli. Çünkü yurdun içinde dolaştığınız terlik, yurdun dışında dolaştığınız terlik, banyo terliği, bunlar çok önemli. Banyoda çünkü hani başkasının terliğini zaten giymeyin ama hani yere çıplak da basmayın, mikrop kapabilirsiniz. Yani o yüzden terlik önemli.
Ve kışında mesela pandus tarzında şeyler alabilirsiniz. Çünkü soğuk olabilir yani her ihtimale karşı. Terlik önemli. Yani en az 3 tane terlik, bir tane pandus gibi düşünebilirsiniz. Bir diğer alınacak da nevresim. Ya ben bunu yazdım çünkü bazı yurtlar veriyor nevresimden, yani kimileri vermiyor. Apartta zaten belki hiç vermiyorlardır. O yüzden nevresim en azından 2 takım alınması gerekiyor. Hani değiştirilir, kirlenir, bir şey olur falan. Bir de yastık. Yastığı şu şekilde yazmıştım. Benim açıkçası birazcık boynumda boyun düzleşmesi var. Ve bunun için böyle ortopedik bir yastık almayı planlıyorum. Çünkü zaten üniversite ve sürekli çalışacağımız için. Yani ortopedik bir yastık bence alınabilir, iyi olur. Bir de şey var, böyle boyun yastıkları var ya, seyahatlerde falan kullanılan. O da mesela bence ders çalışırken iyi olabilir. O da aklınızda bulunsun. Bir de pike yazmışım. Pike'ye de hani şey, yazın çok sıcak olduğu için demiştim. Gerçi yazın genelde kapalı oluyor ama yani yaz aylarına yakın zamanlarda pike. Bir de kış aylarında hani böyle battaniye tarzı üstünüze alacağınız, hani yorgan değil de böyle daha ince ama sıcak tutacak bir şeyler olabilir. Bir diğeri bardak yazmışım. Kupa, bardak. Ben kahve çok istemişim. Bunlardan bayağı götürmeyi düşünüyorum. Deterjan. Bunu arkadaşlarınızla alabilirsiniz. Bunu geçelim. Askı. Askı çok önemli. Çünkü unutulabilecek bir şey o an için. Gitmeden önce askı bence götürün. Sağlıkla ilgili olan kısma geldim. İlaçlar. İlaçlar gerçekten önemli. Yani bilmiyorum, revir vesaire gibi yerler olabilir ama olmadığını düşünün. Çok acil bir durumda ateşiniz çıkabilir, ne bileyim başınız ağrır. İlaçlarınızı bence yanınıza alın. Hatta ona özel bir böyle çanta yapın. Acil durum çantası gibi. Bunun içine yara bandı falan da koyabilirsiniz. Mesela derece ateş ölçer. Bunu alabilirsiniz. Evet, bu kadar. Sonra iğne iplik seti. Bileceğiniz üzere yurda annesiz gidiyorsunuz ve iğne iplik önemli. Bir şeyiniz söküldüğünde en basitinden bir düğme dikmeniz için iğne iplik seti yanınızda bulunmalı. Sonra ayna demişim ben. Ayna, ya bilmiyorum, belki dolapların içinde vesaire olur ama açıkçası makyaj yaptığım için bir böyle küçük bir makyaj aynasına ihtiyacım var. İşte şunun gibi olabilir. Ya da bunların lambaları falan çıktı ya, o tarz bir şey de olabilir. Sonra masa lambası. Bu masa lambası da bazı yurtların verdiği bir şey aslında. Evet, şimdi bu çok önemli bir şey. Ara kablo. Ara kablo böyle işte 4'lü 5'lü falan oluyor ya, bu gerçekten çok önemli. Muhtemelen odanın içinde priz sayısı az olacak. Yani herkese bir tane falan olacak. Atıyorum işte laptopunuz, telefonunuz, Leptonunuz mu dedim ben? Demedim ama Lepton ne biliyorsunuz değil mi? Boş verin. Her neyse, yani birkaç tane cihaz takmanız gerekebilir. O yüzden ara kablo, en az üçlü ara kablo bence götürmeniz lazım. Sonra uyku bandı oluyor ya, onlar bence ışıkta uyuyamayanlar için gayet mantıklı. Bir diğeri de flaş. Flaş bellekler. Yani bu zaten üniversite hayatınız boyunca muhtemelen çok ihtiyacınız olacak bir şey. O yüzden flaş almayı unutmayın. Ya da power bank. Bu da. Kilit. Ben bunu küçük bir kilit olarak düşünüyorum. Yani böyle küçük asma kilitler oluyor ya. Yani mesela şimdi gideceğiniz yerin daha öncesinden bakarsınız gezmeye gittiğinizde, ama mesela dolapta anahtarlı kilit olmayabilir. Ya kimi yerlerin kilidi olmayabilir mesela. O yüzden hani özel eşyalarınızın bir şey olmasını istemiyorsanız küçük bir kilit götürebilirsiniz. Sonra ben şey demişim. Bunu kendim için demişim ama bilgisayar, laptop, soğutucusu demiştim. Yani gerekliyse alabilirsiniz. Makas demişim. Niye böyle demişim ki? Makas. Yani okul araç gereçleri diyelim buna. İşte kalemler, kalem kutularınız ya da kalemlikleriniz. İşte uhu, ne bileyim başka ne olabilir. A4 kağıt vesaire. Kulaklık. Kulaklık da önemli. Bence kulaklık
ders çalışırken bilmiyorum ne kadar iyi ama çok gürültülü bir ortamda gerçekten kurtarıcı oluyor. O yüzden normal kulaklık da olabilir ya da böyle şey büyük oluyor ya, onlar daha iyi ses kesiyor, onlardan da alabilirsiniz. Şey demişim, çalışma sandalyesi minderi. Ya kimi yerlerde mesela böyle döner sandalye oluyor ama kimi yerlerde böyle normal bildiğiniz sandalye oluyor. Ve o da sırt ve boyun ağrıtıcı bence. O yüzden böyle sandalyelere bağlanan minderler var. Onlardan alabilirsiniz rahat olması açısından. Banyo lifi. Banyo lifi de önemli. Yani küçük böyle lifler oluyor ya. Ya da ne getirirseniz artık. Tarak, toka, takı vesaire, bunlar zaten demir baş da ben yine de söyleyeyim, tarak işte. Uf, yoruldum. Şu an çok sıcak burası ve ben bu sıcakta böyle bir video çekiyorum. Sonra ayakkabılarımız. Yani çoraplar bence özellikle kışın önemli. Çok ayaklarınız üşüyorsa eğer kalın kalın çoraplar almayı ihmal etmeyin. Çünkü ya muhtemelen gideceğiniz yer sıcak olacak şey olarak, yani oda açısından, ama gideceğiniz şehrin iklimi çok soğuk olabilir. O yüzden çorap önemli. Ya bir de demişim ki hesap makinesi. Hesap makinesi de yani mühendisler için önemli bayağı, o yüzden yazmıştım. Çünkü sınavlarda vesaire kullanılıyor galiba. Termos. Bu termos işte küçük olanlar var ya. Sonra birazcık kırsal eşyalar, işte cımbız vesaire orada gerekli olacaktır muhtemelen. Onları unutmayın. Sonra eğer çamaşır kurutma makinesi yoksa gideceğiniz yerde, çamaşır asmanız için mandal gerekli olabilir. Yani olmayabilir mandal, o yüzden aklıma geldi. Bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı vesaire, bunları sonrasından çok fazla gideniz olmaması açısından ailenizle alabilirsiniz bence. Ya da dediğim gibi arkadaşlarınızla ortak alabilirsiniz. Bir diğeri de alez demişim ben. Alez bu yatakların üstüne hani ekstra bir böyle ince yatak gibi bir şey oluyor ya. Hani gideceğiniz yerdeki yataklar eski olabilir, yani kirli olabilir, içinize sinmiyorsa böyle bir alez alıp oraya geçirebilirsiniz. Sonra demişim ki bitki çayları, işte rezene falan. Bir de bunların için böyle küçük süzgüler oluyor. İçine koyuyorsunuz, kapatıp bardağa atıyorsunuz. Pratik şeyler yani. Bunları alabilirsiniz. Bitki çayı zaten kışın hasta olursanız vesaire önemli. Ah, bitmiş, bu kadarmış. Bakıyorum, başka yokmuş. Çok bitti bu video galiba. Yani şu an aklıma başka bir şey gelmiyor pek fazla. Gerekli olan, gerekli olabilecek, belki biraz bazıları fazla ayrıntı olabilir ama hepsini aktarmaya çalıştım. Bu arada bundan önce bir video daha çektim. Muhtemelen onu daha önce yayınlarım. Tercih sonuçlarını bekliyorum. Neyse, bunu konuşmuştuk, uzatmayayım ya. Birazcık daha konuşmak istedim ama konuşacak bir şey bulamadım. Çok canım sıkılıyor. Çünkü çok boşlukta kaldım bu sınavlar bittikten sonra falan. Konuşacak birilerini arıyorum. Aslında bayağıdır da video çekmediğimi fark ettim. Yani video attım ama onları daha öncesinde çekmiştim. Böyle bir uzun bir ara vermişim gibi oldu. Biraz boşlukta kaldım böyle. O yüzden bu videoda hem size yararlı olur diye düşündüm. Hem de benim can sıkıntımı aldı açıkçası. Evet, bu şekilde. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve videomu beğenebilirsiniz. Çekmemi istediğiniz video fikirleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Çünkü aklıma gerçekten video fikri gelmiyor. Yani fikirlerinizi açayım ama böyle hani challenge tarzı şeyler değil. Hani böyle bilgilendirici videolar işte. Ne bileyim, siz bilirsiniz, yazın, ben değerlendireceğim. Eğer yazılır sayıyorum. Videoya burada son verelim. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.